Için yılların hayali doğalgaza adım atmak üzere artık. Son durum nedir efendim? Bugün itibariyle kazma vuruldu. 4-5 gün bir çalışma yapılacak. Yani kısa hemen bitireceğiz çünkü yaz sezonuna girdik. Dolayısıyla Mayıs'ın ikisinde başlayacaklardı. Biraz gecikti yani bir hafta, Mayıs sonunu buldu veya Haziran başını buldu. Bir ay gecikti. Bugün itibariyle başlandı. Artık bundan sonra başlamış iş bitmiş sayarız biz. Biliyorsunuz öyle Evet, deriz. evet. Genel olarak atasözü gibi. Evet. Yaz sonunda inşallah 2019 için planlanan kısımların altyapısı biter. 2019'da verileceğini tahmin etmiyorum. Yani 2019 bu sene itibariyle bu kış belki gaz verilebilir mi verilmez mi bilmiyorum ama altyapı biterse taşıma sistemle Sıvılaştırılmış değil mi efendim? sıvılaştırılmış depolamayı da verilecek. 2019'da zaten BOTAŞ'ın ana hattı da yapması gündemde. Yaptıktan sonra Erdek en azından temiz enerjiye kavuşmuş olacak. Ama tabii doğalgaz her zaman söylüyorum dışa bağımlı bir enerji. Türkiye'nin stratejik olarak doğru bir seçimi değil. Bizim yenilenebilir enerjiyle ilgili yerel yönetimlere ciddi destek vermemiz lazım. Yani bir kavayla, iki kavayla sınırlamadan belediyelerin bu işe yatırım yapıp bir an önce temiz yani güneş enerjisi ve rüzgar enerjisini kullanarak kendi bölgelerindeki bu hava kirliliğini ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak altyapıyı oluşturmamız lazım. Mevzuatı oluşturmamız lazım ama mevzuat maalesef kimin olduğu belli olmayan yetki dağılımında bir takım yandaşlara imtiyaz dağıtılarak yapılıyor bu işler. İnşallah bundan sonraki dönemde 24 Haziran'dan sonra yerel yönetimler bu konuyla ilgili devletle beraber, özel sektörle beraber daha aktif olarak sınırsız yapabileceği kadar yapacak. Mesela Bandırma yaptı şimdi. Bir kavne olacak. Kendi enerjisini ancak temin ediyor. Halbuki Bandırma Belediyesi atıyorum bir yer sattı. Bunun tamamını o paraya yatırsa, bütün Bandırma'nın enerji sorununu kendi imkanlarıyla çözmeye kalksa kötü mü olur? Erdek'te kendi bütçesine göre bir yerden başlayabilse, yerel yönetimlerin bu konuda imtiyaz alması, ihale edilen dağıtım şirketlerinin iki dudağının altına bırakılmış. Özel sektöre bırakılmış, devlete değil. UEDAŞ'a yazacak, kim? İşte Nihat Bey'in firması almış bu bölgeyi dağıtım. Ondan icazet alacaksın. Devlet yok, yerel yönetim sayan yok yani yerel yönetim. Başım Erdek'e aşama aşama gelecek. İlk olarak doğalgazdan hangi bölgeye yararlanacak? Şimdi Aksa ile yaptığımız görüşmede şimdi Yalı Mahallesi, Alaaddin Mahallesi güzergahında bir pilot bölge uygulaması var şu Tamam. anda. Ama 2019 planında Erdek şehir merkezinin tamamı hedefleniyor. Yani en azından şehir merkezin tamamına bu altyapıyı getireceğiz diye söylediler. Neticede 2019-2020 itibarıyla şehir merkezinde sanıyorum ki talep eden bütün vatandaşlarımızın doğalgazı karşılanmış olacak. kullanacağını düşünüyorum yani. Yani Yalı ve Alaaddin Mahallesi'ne başlıyor önce. Evet. Tamam.